Merhabalar, Mr. Blend YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde futbol camiasını çok ilgilendiren ve çok ilginç bir görüntü ortaya çıkmıştı. Bugün o görüntünün mimarlarından birisi yanımızda. Bu görüntü birçok haber kanalı, işte sosyal medyada birçok futbolcu, hatta futbol takipçileri, yorumcuları konuştular, yorumladılar. Bugün ise Ersin var yanımızda. Ersin'le Skype bağlantısı gerçekleştireceğiz. Bu da bizim kanalımızın ilk Skype bağlantısı olacak. Hemen şimdi Ersin'e dönerek o olayın başlangıcını, sonunu ve bilmediğimiz kısımlarını, neden kart gördü, kart görmesi gerekir miydi, bunların hepsini Ersin'e soracağız ve birinci ağızdan öğreneceğiz. Buyurun Ersin'le konuşmaya başlayalım. Ersin'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Rıdvan nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyi, ne yapalım biz de. Devam. Yoğun bir çekimde. Benim daha önce, belki hani senin futbol hayatında hiç böyle bir şeyle karşılaştın mı bilmiyorum ama benim hiç karşılaşmadığım bir olaydı bu hafta yaşanan. Valla benim başıma gelmemişti ve ben başına gelmiş birini de görmedim daha şu ana kadar. Duymadım da böyle penaltıdan kırmızı kart yiyen kaleci. Dünyada ilk olabilirim. Bu yeni kural çıktı ya, çizgi ihlali falan. O bu sene çıkmıştı işte. Muhtemelen de dünyada ilki ben yapmış oldum. Bu iyi mi kötü mü? Valla benim açımda biraz kötü. Sonuçta cezalı duruma düştüm. Evet. Ama tabii gündem açısından biraz yoğun geçti benim açımdan. Peki tepkiler neydi? Yani sana iyi mi kötü mü? Yani çünkü ikincisinde hani aslında seni, peki ilk önce şunu sorarak başlayayım. İlk kartı gördüm. Ben görüntüleri ilk izlediğimde, senin Twitter'da ilk gördüğümde görüntüleri, itirazdan sarı kart gördüğünü düşünmüştüm. Hayır. İtirazdan değil. Bu yeni kural çıktı şimdi. Penaltıda çizgi ihlali sarı kartmış. Ben de bunu öğrenmiş oldum. Normalde bilmemiz gerekiyor ama biz de bilmiyoruz ama tabii orada penaltı oldu işte. Penaltıyı kurtardım. Hakem çizgi ihlalinden dolayı sarı kart verdi. İkincisi de aynı şekilde olduğu için iki sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalmış oldum. Peki ilk sarı kartı gördüğünde, hani ileri çıktığın için, yani kale çizgisini terk ettiğin için sarı kart gördüğünü sana hakem söyledi değil mi orada? Tabii, yani çizgiyi geçtiğin için sarı kart dedi. İtirazdan değil. Zaten itiraz etmiyorum orada, fark ettiysen. En son en az da ben itiraz ediyorum. Evet, aynen sen. Aynen. O yüzden kural buymuş. Öğrenmiş olduk. Bence bu kuralların da tekrar gündeme geldi bu penaltı kural muhabbeti. Bence tekrar gözden geçirebileceklerini düşünüyorum. Çünkü dünya ünlü Gary Lineker falan paylaştı. Evet. Hani bayağı gol sayfası, 4-3 sayfası var, 25 milyon takipçili. Onlar paylaştı. Muhtemelen herkes görmüştür bu görüntüleri. Bunun üzerine penaltı kuralları belki tekrar gündeme gelip değişmesi söz konusu olabilir. Bence olmalı da zaten. Zaten aynen, ben artık şimdi dikkat ediyorum izlediğim maçlarda, hatta şimdi yakın zamanda bir şey olmadı ama senin bir paylaşımın vardı. Dün Manchester, işte dün değil de evvelsi gün Manchester City biriyle oynadı. Southampton mı? Tam hatırlamıyorum. Penaltı kaçırdı City. Ve orada da kaleci bir metre öndeydi yani. Benimki hadi önde diyebilecek böyle karış belki penaltı. Birinci penaltıda ayağım çizgide zaten, görüntülerde var. İkinci penaltıda belki bir karış. Hani o bile şüpheli. Yani ona verdi tekrar kararını. Ama Manchester City dünya, Premier Lig yani, dünya izliyor. Orada böyle bir şey olmadı. Yani bence zaten saçma bir kural. Abartılmadığı sürece, hani çizgiden çok öne çıkmadığı sürece, bence azıcık hani onu artık hakemin takdirine bırakmak lazım. Ama o da bilmiyorum, saçma bence bu kural. Peki şeyi soracağım. İkincisinde niye çıktın öne? İkincisinde çıktığın net belli oluyor. Bu, yani bunu şey yapamıyorsun. Bu kaleciliğin hani şu an ben sana anlatsam belki bunu tam anlayamayabilirsin. Bunu belki kaleci de anlar sadece. Çünkü o an hani olduğun yerden sıçrasan yani kötü vurması lazım. Mesela 3. penaltıda çok köşeye gitmedi. Bizim Levent de kurtardı. Mesela yerden gitse bunu kimsenin kurtarma şansı yok olduğu yerden. Çünkü kaleci biraz hafif yaylanması lazım, esnemesi lazım. Hani birazcık da böyle öne çıkıyorsun ister istemez. Yani bunu sana istediğim kadar anlatayım. Bunu ben anlatamam, sen de anlayamayabilirsin yani. Ve sen derken hani kalecilikten çok iç içe olmayan, kalecilik yapmamış biri anlamaz yani kolay kolay.
Peki maç nasıl o noktaya geldi? İşte 90. dakikada bu olaylar oldu falan. Onlara geçeceğim ama şimdi YouTube'da seni merak edenler ya da işte benim girip de kanalımdan seni izleyenler, Ersin kimdir? Kaç yıldır futbol oynuyor? Hangi kulüplerde oynadı? Onunla ilgili istersen biraz bahset. Sonra da maç nasıl o noktaya geldi onu konuşalım. 10 yaşında falan başlamıştım. 2000 yılında, 2001 yılında ilk lisansım çıkmıştı. Güngören, İstanbul Güngören'de Okyanus Spor Kulübü vardı. Buradan tekrar onları da anmış olayım. Selam olsun hepsine. Orada oynadıktan sonra İstanbul Spor altyapısına transfer oldum. İstanbul altyapısında da 2 sene kaldım. O A takıma çıktım ondan sonra. 3 sene de İstanbul Spor'da kaldım. Oradan Darıca Gençler Birliği'ne gittim. 3. ligdi o zaman Darıca Gençler Birliği. Orada işte playoff oynadık. Playoff finali falan oynadık. Çıkamadık. Neyse oradan Karşıyaka'ya gittim. 1. Bu arada o şeye gireyim. Kariyerinin ilk kırmızı kartı oradaydı değil mi? Darıca Gençler Birliği'ndeydi Ankara'da. Ankara'da o maçta sen varsın. Aynen ben de vardım. Bu da ikinci oluyor değil mi? Başka kırmızı kart yok benim arada kaçırdığım. Direkt kırmızı, o zaman direkt kırmızı kart görmüştüm. Bu da işte ikinci sarı, iki sarıdan kırmızı. İkinci kez yani kariyerimde kırmızı kart oluyor. Ya itiraz falan zaten ben çok etmem. Kariyerimde kırmızı kartta biri pozisyon icabı biraz az dışında foul yapmıştım adama. O yüzden evet, kırmızı görmüştüm. Talihsiz bir şekilde. Bu tabii da, tabii onda da itiraz etmemiştin zaten. Tabii yok. Aynen öyle. Ben zaten öyle çok hakemle uğraşan, çok itiraz eden bir futbol yapımı yok yani. Ondan sonra da Karşıyaka'da birinci ligde oynama fırsatı buldum. Oradan da Nazilli Belediyespor'a gittim. Oradan Konya Selçuklu'ya Karşıyaka'dan sonra Selçuklu'ya gittim. Ondan sonra Nazilli'ye gittim. Nazilli'den sonra da işte Uşak'a geldim. Üçüncü ligdeydi. Yeni çıkmışlardı o zaman. Valla hatta verdiğim en doğru kararlardan biri olmuş diye şu an düşünüyorum. Geçen sene şampiyon olduk biz 2 sene önce. 2. lige çıktık. Burada devam ediyorum. Yani futbol hayatımı hala Uşak Spor'a devam ettiriyorum. En doğru karar dedin Uşak'la ilgili de. Nasıl Uşak taraftar? Ben ilk golü kurtardığında yani sanki normal Süper Lig'deki bir iki Anadolu takımı oynuyor olsa öyle bir gürültü kopardı herhalde. Bayağı taraftarı var. Uşak, evet Uşak Spor'un taraftarı var. Uşak seviyor futbolu. Hani burada Uşak'ta eskiden basketbol vardı. O kapandı, o Süper Lig'deydi. O kapandı. Şimdi Uşak'ta spor olarak sadece futbol var ve Uşak halkı çok seviyor futbolu da. Hani tutkulular da. Evvelsi günde doluydu. Kurtarınca ben de sonradan izledikten sonra bakıyorum. Bayağı ses çıkmış. İkinci penaltıyı kurtardıktan sonra daha güzel sesler çıkmış. Daha büyük ses çıkmış. Yani sanki o atmosfer çok güzeldi ya. Evet. Keşke kırmızı kart olmamış olsaydı hani bu hafta Sakarya maçında daha çok dolu olur tribünler. O maçta o fırsatı bulabilseydim ama hayırlısı böyleymiş. Yapacak. Ama bence sana özel bir sevgi gösterisi de olacak bu Sakarya maçında. Ben öyle düşünüyorum yani. Sen stada girebiliyorsun değil mi? Kırmızı kartta sıkıntı giriyorum yok. Giriyorum ya. Protokolde izlerim maçı. İlk defa izleyeceğim bu arada uçakta. Öyle mi? İnşallah. Aynen ilk ve son olur bu da senin için. Daha doğrusu. Peki o zaman hemen şeye geçelim. Maç 2-0. Dakika 90'da 2-0 mı 2-1 mi? 2-0 maç. Dakika 90'da işte penaltı oldu. Ondan sonra işte penaltı olayları tekrar anlatayım mı? Anlatan da şimdi tekrar maç kısmına geçelim. Ben tamam, o görüntüleri şu an sen konuşurken yanda veriyor olacağım. Tamam. Sen o görüntülerin üzerine anlatabilirsin. Tabii tamam, şey kurallarını hesaba kat yani şimdi buradan sonuç olarak sana da bir sonuç sıkıntılı bir durum doğmasın yani. Bir sıkıntı olmaz ya. Tamam. Penaltı oldu. Penaltıyı kurtardım. Zaten görüntülerde görecekler izleyenler de. Fotoğraf şeklinde de var. Bir önden çekim var, bir arkadan çekim var. Sol ayağım çizgide olduğu çok net bir şekilde belli ilk penaltıda. Yani ondan sonra hakem... Kural peki tek ayağının çizgide olması mı? Tek ayağının çizgide olması gerekiyormuş yani. Hani yani tek ayağının çizgide olması demek, atıyorum sol ayağın çizgide, sağ ayağın evet, önde olacak. Hani öne çıkmak istiyorsan. O da artık kuvvetin ne kadarsa o kadar sıçrayabileceksin. Yani hani böyle bir yaylanma şekli yok. Mesela tek ayakla sıçramak daha zordur. Çift ayakla gidip böyle yaylanıp gitmek daha kolaydır hani bu şekilde. Ondan sonra tekrar ettirdi. Anlamadık zaten kimse. Hatta rakip oyuncu da korner kullanmaya gidiyor. Orta hakem korneri gösteriyor. Evet. Ama tam yerinden hiç kıpırdamadı. Yani yüz ifadesinden belli yani. Hani bir şey demek istemiyorum ama hani o maçta keşke araştırılabilse yani o yan hakem
mi tekrar bir araştırabilseler. Çünkü alt ligde ben böyle bir şey, üst ligde bile yok görmedim. Alt liglerde doğru, böyle penaltı tekrarı, kurtar bir daha kurtar, bir daha tekrar sarıdan kırmızı. İlk defa oluyor zaten. Bayağı da gündem oldu. Dünyada gündem oldu zaten bu. Kesinlikle öyle aynı. Neyse baktım, geçtik gene dedi. Yani çizgi ihlali yapma falan filan. İkinci penaltı oldu. İkinci penaltıya geçtik. Onu da kurtardım. Gene sevinirken bir baktım yan hakem kıpırdamıyor yerinde. Şimdi yan hakem, orta hakem de yan hakemi hani onu es geçemez yani o durumda. Çünkü ikincide çizgiye, de veriyor. İkincisinde de işte yan hakem yerinden kıpırdamıyor. Orta hakem de mecbur ona uymak zorunda. Çünkü çizgiyi onun gördüğünü düşünüyor. Hani evet, en yakın şekilde. Ya bir de diyorum ya, çok az bir mesafe çıktıysam ikinci penaltıda öne çıktım ama bu da topla aynı anda benim çıkışımı yakalaması imkansız gibi bir şey yan hakemin. Yani diyorum ya, City maçında oldu, adam bir metre öne çıktı. Yakalayamıyorsun ya. Hani topla benim aynı anda vuruşla çıkış anımı yakalaması imkansız. Ama bunu ihlal ettim diye takdir etti yan hakem. Sonra kırmızı kartı gördüm. O ara tabii Levent geçti kaleye. Tabii gol olsa maç 2-1 olacak. Daha 3-4, 4-5 dakika daha oynatacak hakem. Çünkü kalecisiz oynayacaksın. 10 kişi oynayacaksın. Bir de kalecisiz oynayacaksın. 2-2 de bitebilirdi bu maç. Buradan 2-2'ye de gelebilirdi yani. Biz sonuçta ilk başta alttan kurtulmanın mücadelesini veriyoruz. Bu bizim çok önemli bir 3 puandı. Arkadaşların emeklerini, bizim emeklerimizi boşa çıkarmamıza sebep olabilirdi. Yani 2-2 bitebilirdi maç. Öyle söyleyeyim. Anladım. Ya zaten hani ben seninle konuşmamızın dışında da onlarca yerden gördüm ya paylaşımı. Yani spor sayfaları, işte Instagram'da takip ettiğim yerler, Twitter'da takip ettiğim yerler. Yani onlarca hani. Ya sadece hani diyorum ya, bu kurtarışlık bir durum değil. Hani bu kırmızı kart oldu, iki defa üst üste penaltı kullanıldı, oyuncu geçti o da kurtardı. Aynen. Kendi içinde bir gündem oldu yani. Bir de diyorum ya, ilk defa oldu. Hani Gary Lineker bile hani bunu paylaşıp fantastik yazdı üstüne. Evet, onu söyleyecektim. Sana da galiba bir mesajı var orada. Sana da mesaj attı. Yo, bana Bakary Sagna attı. Ben çok şaşırdım Ha Sagna attı. Aynen, Bakary Sagna attı. O da hiç beklemiyorum. O fake falan mı diye düşündüm de baktım, araştırdım. Gerçekten onun hesabıymış ya. Şaşırdım. Ya ne dedi? Yani mesajı paylaşmam belki yani doğru olmaz ama ne dediğini sen söyleyebilirsin. Bana direkt kaç yaşındasın dedi. Ondan sonra ben de 29 yazdım. O da ya yaşına göre iyisin diyor. Hani bu yaşta hareket etmek zordur falan filan diyor ama ondan sonra seni daha iyi yerlerde görmek isterim yazmış. Ben de ona teşekkür ettim. O şekilde konuşmamız geçmiş oldu yani. Vay, çok bir anı oldu. Evet evet, güzel güzel bir anı olmuş. Yani. Sen de mesela büyük bir adım atmamışsın öne doğru. Yani hani atıyorum, yok, bir buçuk adım, bir adıma yakın. Zaten videoda izleyecek herkes. Zaten ki ben yorumlara da baktım, yabancı sayfalardaki yorumlara da baktım. Herkes hakemi için kötü konuşuyor yani. Neden kaleci öne çıktın? Tabii ki bir iki tane söyleyen var ama öyle bütün kurallara bakacaksak, oyuncular erken girdi, onlar da var. Yani sadece şu an bana kitlenmiş olduğumuz için sadece bana olsa dedi ama penaltı kullanmadan penaltısına gelen rakip oyuncular evet, yani. Doğru doğru, alana girenler var yani. Tabii, ceza sahası alanına. Aynen öyle. Oyuncu da Levent de artık terk etmiş değildir çizgiyi diye. Yani ona bir şey bulamadı. Yani Allah'tan yani o ara artık onun da sarı kartı vardı. Ona da öyle bir olaydan dolayı sarı kart verse kırmızı kartla o da oyun dışı kalacaktı. Oo, kırmızı kartı değildi. 3 kere tekrar edilen penaltı da bilmiyorum ben mesela. Yani hani ya, üçüncüsü kullanılan. Ben gördüm ama bu iki kalecinin kırmızı kart görüp oyuncunun geçip yine 3'te 0 olan ben daha görmedim. Yani tutuyorum muhtemelen. Aynen muhtemelen bayağı da. O yüzden bu kadar gündem oldu herkes tarafından. Peki bu sence bu kural yani sonuç olarak yorumunu merak ediyorum sadece bir kaleci olarak. Böyle bir kuralın olması iyi bir şey mi ya da işte kuralın olması saçma mı? Yani bu kural, yani bu kaleci çizgiyi geçip geçmeme konusunda tabii ki kurallar olsun. Kurallar olmasın demiyorum ama yani bunu bir kural koyarken yani sadece tamam, şimdi FIFA sadece gol olsun diye uğraşıyor. Topların havasıyla, ne bileyim başka şeylerle. Gol izletmek için her şeyi yapıyor. Ama yani biraz da kaleci gözüyle bakmak lazım. Biraz da hani yani kaleci o penaltı kuralı koyulurken ne bileyim atıyorum eskilerden Oliver Kahn var mesela. Onun da fikri alınsın. Böyle olsa mı, olur mu?
Tabii ki ben demiyorum ki böyle çok öne çıkıp da şey olmasın. Ben de karşıyım ona. Çok öne çıkıp da penaltı da. Ya ama bu yoruma kalmış biraz ya. Ya çok fazla çıktı mı tabii ki tekrar edilsin. Ama böyle ufacık şey için de tekrara gerek olmadığını düşünüyorum. Saçma bir kural. Bir de zaten penaltıyı kurtarıyorum. Neden sarı kart diyorum? İhlal ettim diye. Zaten cezalandırıyorsun beni. Tekrar ettiriyorsun penaltıyı. O bana beni cezalandırmak zaten. Yani neden sarı Evet. kart diyorsun? Bu kural da bence çok saçma bir kural yani. Ya öyle Yani bir şey doğru olursa söylüyorsun. ben kart yemeyeceğim mesela. Yani sonuçta kurtardığın bir pozisyonda cezası penaltının yenilenmesi zaten. Ya zaten aynen öyle. Zaten adama bir şans daha veriyorsun. Benim kurtardığımı saymayarak beni zaten cezalandırdın sen. Bir daha sarı kart göstermek ya çok saçma. Mesela düdükten önce topa vurmak sarı kart. Bunlar benim için çok saçma bir kurallar. Yani o an zaten oyuncunun nabzı 200 oluyor. Yani bunu o düdükten önce topa vurmayla ilgili konuşuyorum. Zaten nabız 200 oluyor. O an bazı şeyler duymayabiliyor, görmeyebiliyor, bazı şeyler kilitlenebiliyor. Senin düdüğünü görmemiş olabilir orada. Hani bir anda kullanıyor sarı kart. Ya bunun sarı kart olması saçma. Yani bu niyeti önemli. Yani niyetine bakarsın biraz. Mesela düdükten sonra topa vurma. Hani o anki niyet önemli. Ona bir bakmak lazım. Futbolcunun psikolojisini biraz anlamak lazım diye düşünüyorum. Peki buradan Uşakspor taraftarına bir şey söylemek istiyor musun? Sana çok büyük destekleri var senin için. Bu olayın nezdinde de bence diğer maçlarda da ben öyle görüyorum. Seni seviyorlar yani. Öyle öyle ya, sağ olsunlar, hani 3 senedir buradayım. Çok şükür öyle bir sıkıntı yaşamadım. Beni sahiplendiler, beni de. Yani onlar destek verdikçe, bana güvendikçe ben de tabii ki kendimi daha iyi hissediyorum. Yani onların bana desteği, güveni beni ayrı bir sorumlu tutuyor. Yani ayrı sorumluluğumu arttırıyor. Sonuçta bu takımda kaptanlığım 3 sene oldu dediğim gibi. Yani onlar desteğini sürdürdükçe ben de onlara elimden geldiğince daha fazlasını yapmaya çalışacağım ki onlar da görüyordur zaten. Hani sonuçta bir performans var ortada, karakter var, kişilik var. Bunların hepsini birlikte seviyorlar. Bir tanesi eksik olsa taraftar da sevmez. Doğru. Uşakspor taraftarı da bu konuda bilinçli zaten biraz. O yüzden onlara da çok teşekkür ediyorum buradan sizin aracılığınızda. Aşigolar bizim taraftar Umarım bu videoyu grubumuz. da izleyerek ve paylaşarak destek verirler. Aynen, bence de. Onlar da bizden istedikleri mücadele etmemiz. Biz elimizden geldiğince mücadele ettikçe onlar bizim hep arkamızdalar zaten. Kötü de gittik. Çok kötü gidişatımız da oldu. Sağ olsunlar, öyle bize hiçbir zaman gelip de sıkıntı yaratmadılar. Onlara buradan tekrar teşekkür ediyorum. Onlar arkamızda olsun, bize güvenmeye devam etsin. Biz de elimizden geleni fazlasıyla yapacağımızı onlara söz verebilirim yani onlar için. Tamam. Tamam kaptan, o zaman ben de çok teşekkür ediyorum video için. Katıldığın için, kırmadığın için beni. Ne demek kardeşim? Evet, bugünkü konuğumuz, Skype'tan ilk konuğumuz Ersin Aydın'dı. Uşakspor kaptanı ve kalecisi. Geçen hafta yaşamış olduğu aslında talihsiz denebilecek olayı konuştuk. Ve talihsiz olmasının yanı sıra çok da ilginç bir olaydı. Birçok futbol severin çok dikkatini çekmiş ve ilk kez belki de, hani bir örneği var mı? Eğer ki siz bir örneğini biliyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Bir örneği olmayan bir olaya imza attı kaptan. Bugün konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyorum. Ve siz de videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın diyorum ve videoyu teşekkür ederek kapatıyorum.